Yerel Rehber: Türkiye'nin en popüler mekan ve yerlerini keşfedin. Erciyes Dağı, Kayseri'nin en büyük ve en heybetli sembollerinden biri. Tepesi daima karlı, hep dumanlı olan Erciyes Dağı, Kapadokya vadilerine tepeden bakıyor. Yüzyıllardır pek çok medeniyete gözcülük eden bu devvasa, gelmiş geçmiş tüm uygarlıkların kadim sırlarını gizlemiş bağrında. Gücü ve haşmeti ile dimdik duran Erciyes Dağı, efsaneleriyle de kimsenin dilinden düşmemiş. Asırlardan bu yana Erciyes Dağı'nın tarihe meydan okuyan o kendinden emin duruşu hiç bozulmuyor. Kayseri'nin Hacılar ilçesinde konumlanan Erciyes Dağı, muhteşem manzarasıyla misafirlerini büyülemeye devam ediyor. Erciyes Dağı hakkında bilgi ülkemiz kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı, renkli kayak turlarına ev sahipliği yapıyor. Dağın çevresinde Erciyes Kayak Merkezi ve yine buraya yakın pek çok tesis bulunuyor. Sönmüş bir volkan olarak nitelendirilen Erciyes Dağı, tüf ve lav püskürterek yanardağ çakıllarını aktifleştirmiş. Bunlara lapilli deniyor. 100 kilometre mesafeye kadar yayılan bu çakıllar bir araya gelerek dağın etrafında bulunan tepeler ile platoları oluşturmuş. Erciyes Dağı tarihi kaynaklara göre, dağı meydana getiren volkanik patlamalar günümüzden yaklaşık 30 milyon yıl önce gerçekleşti sellerin ve rüzgarların etkisiyle volkanik küller kilometrelerce öteye savruldu, zamanla Kapadokya'nın eşsiz coğrafyası vücuda geldi, peri bacaları oluştu ve Erciyes Dağı ortaya çıktı. Erciyes Dağı tarihi süreçte birçok medeniyetin yuvası oldu. Örneğin, geçmiş kazı çalışmalarında mezeke medeniyetine ait kalıntılara rastlandı, yapılan bilimsel araştırmalara göre dağ çevresinin eskiden denizlerle kaplı olduğu tespit edilmiştir. Te yandan Erciyes Dağı'nın şu anki haline göre 400 metre daha yüksek olduğu söylenmiştir. Erciyes Dağı efsanesi nedir? Muhtelif Erciyes Dağı efsaneleri mevcut olup, onlardan biri kısaca şöyledir. Cis Hatun'un imkansız aşkı, rivayete göre eskiden burada Ercişler kabilesi yaşıyordu. Kabile beynin güzeller güzeli bir kızı vardı. İsmi de Cis Hatun idi. Bir gün dağın eteklerine uzak mu uzak diyarlardan bir delikanlı geldi beyin kızına ilk görüşte vuruldu, Horasan'ın büyüklerinden birini aracı ederek beyin kızını istedi. Kızın babası bunu kabul etti. Lakin bir şart koştu, Erciyes'in tepesinde ağzından ateşler çıkaran bir ejderha var. Onu öldüreceksin. Delikanlının aşkından gözü kararmıştı. Gitmek için hazırlık yapmaya başladı. Tabi kız da ona çoktan aşık olmuştu. Fakat kız biliyordu ki o da giden bir daha dönemezdi. Gitmesin diye çok yalvardı ancak dinletemedi. Delikanlı da tırmanırken sevdiği kız da onun peşinden tırmanmaya başladı. İki aşık el ele vermişler, Eyderhayı bulmak için yola devam ettiler. Tam Erciyes'in zirvesine oldukça yaklaşmışlardı ki ayaklarının altından ateşler püskürmeye başladı. Delikanlı sevdiği kızı korumak için alevlerin önüne durdu ama azgın alevler onu alıp götürdü. Sonra da Cis Hatun'u yuttu. Derler ki, Erciyes Dağı'nın tepesini kaplayan beyaz örtü kar değil, Cis Hatun'un beyaz gelinliğidir. Koca bir aşkın efsanesi olan bu beyazlığı, o günden beri güneş bile eritemez, Erciyes Dağı özellikleri dağın öne çıkan bazı doğal ve coğrafi niteliklerini şöyle sıralamak mümkün, 1100 km2'lik bir alanı kaplar, 3916 metre yüksekliğe sahiptir, Orta Anadolu'nun en yüksek dağıdır. Türkiye'deki en yüksek dağlar sıralamasında 5. dağdır. Kayseri İl Merkezi dağın eteklerine kuruludur. Şehrin önemli ilçelerinden biri olan Develi ise, Erciyes Dağı'nın güneyinde konumlanır, yakınlaştıkça uzaklaşan, uzaklaştıkça yakınlaşan dağ olarak anılır. Dağ ilk tırmanış WJ Hamilton tarafından 1837 yılında gerçekleştirildi. Erciyes Dağı'na çıkan ilk Türk ise, Miralay Cemil Cahit Bey oldu. Tarih, 1924, Erciyes Dağı'nda neler yapılır? Burada bulunan kayak merkezi sayesinde Erciyes Dağı turizmi çok gelişmiş durumda. SN karlama sisteminin bulunduğu kayak pistleri, kar olmadığı zamanlarda da kar üretiyor ve böylelikle pistler sezon boyu açık tutulabiliyor, burayı ziyaret etmeyi planlayanlar için, işte birbirinden renkli Erciyes Dağı aktivite önerileri, kayak pistlerinde kış sporlarının tadını çıkarın, dağcılık yapın ve heyecanın zirvesine tırmanın. Tekir Yaylası'nda kış mevsiminin keyfine varın, buzul tırmanışları gerçekleştirin, telesiyev deneyimini yaşayın, engebeli yollara göre tasarlanan özel bisikletler ile. Donil Hill, yokuş aşağı akrobasi, yapın, uçurtma ve kar taneleri şenliklerinde eğlencenin dibine vurun, parasailing etkinliğine, salcano bisiklet günleri müsabakalarına, ATV veya at gezilerine, dağ bisiklet turlarına katılın, bahar mevsiminde gelirseniz yaylada trekking, piknik, mangal ve kamp yapabilirsiniz, RGS dağı kayak sezonu ne zaman? 1 Kasım'da başlayan kayak sezonu, 1 Mayıs'a kadar sürüyor. Bu süreçte kayak merkezleri, dünyanın farklı noktalarından gelen profesyonel ve amatör dağcıları ağırlıyor, yaz ise buzul ve kaya olarak iki farklı türde yapılıyor. Bunun için en uygun zaman dilimi ise Mayıs-Kekim arası, hazır gelmişken Erciyes Dağı'nın ulu manzarası zaten size her şeyi unutturacak ama, büyüleyici güzellikten gözlerinizi alıp kendinize geldiğinizde Kayseri seyahatinize devam etmek isterseniz, hacılar gezilecek yerler sizi bekliyor, hürmertçi sazlığı sulak alanı, onlardan biri. Karpuz sekisi ve hürmertçi mahalleleri arasında bulunan bu yer, pek çok kuş türüne ve yabani hayvana ev sahipliği yapıyor kelebek ve kuş gözlemcilerinin favori adreslerinden olan bu yerde gözleriniz bayram edecek, sonu Dağı, Türkiye'nin alpleri. Patladıkça daha doğuran dağ diye de bilinen bu yer, kim bilir neler görüp geçirmiş, efsaneleriyle manev duygulara hitap eden, manzarasıyla huzur veren bu dağ, koskoca bir tarihin bekçiliğini yapmış, siz de imkan bulunca bu eşsiz manzaraya yerinde tanıklık edin. Erciyes'in başında öylece duran ve Nis hüzünlerin simgesi olan dumanı, dağın güzelliğine güzellik katan bembeyaz karları yakından seyredin.